Hem adreslerini yazarken hem de yol tarif ederken zorlanıyorlar. Sadece ve sadece bu nedenle de o ünlü caddenin isminin değiştirilmesini istiyorlar. Ankaralılar bu talepte haklı mı, haksız mı tartışılır. Ama bu kez o caddenin ismini perçinleyecek bir adım geldi belediyeden. Banga Banduhu Şeyh Mecu... Hiç okumayayım ben. Bir deneyelim. Hiç okumayayım. Şeyh Rahman... Mucibur Rahman. Bangu. Sadece ismi verilmedi, büstü de dikilecek o caddeye. Banga Banduhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı. Bunu deseniz arkadaşınız ne yapar size? Sen nereye gittin oğlum? Banga Banduhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı. Aman Allah'ım çok zor. Banga Banduhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı, Ankara'nın belki de dünyanın en zor söylenen cadde ismi burası. Banga Banduhu Şeyh Rahman Rahmetullah. Banga Banduhu Şeyh Mucibur Rahman. Mucibur Rahman. Yani Mucibur Rahman böyle bir şey işte. İsminin değişmesi talep edildi ancak o talep reddedildi. Üstüne üstlük bu caddede yeni bir değişiklik yapılacak. Talep Bangladeş Büyükelçiliği'nden geldi. 100. doğum yıl dönümü çerçevesinde ilk devlet başkanlarının büstünün dikilmesi istendi. Karşılığında Dakka'daki Atatürk Bulvarı'na da Büyük Önder'in heykelinin dikilmesi için söz verdi elçilik. Banga Banduhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı. Kim olduğunu bilmiyorum. İlk defa duyuyorum gerçekten. Söyleyin. Söyleyemeyebilirim. Büyükşehir Belediye Meclisi oy birliğiyle kabul etti o talebi. Yani telaffuzuyla meşhur caddede artık büste olacak. Kim olduğunu araştırmam lazım. Banga Banduhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı ile Eskişehir yolunun kesişim noktası burası. Bangladeş'in ilk devlet başkanının büstü de işte bu noktaya dikilecek ve önümüzdeki ay tamamlanıp açılacak.